Merhaba arkadaşlar, ben Sena kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir mutfak turu yapacağız. Çeyizimde neler var onları göstereceğim. Nelerden memnunum, nelerden değilim. Çeyizimde neler var size bunları göstermek istiyorum. Çeyiz yapacak olanlara da fikir olması için bu videoyu çekmek istedim. İsterseniz videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şöyle mutfağımızın girişinden başlayalım. Ev turunda zaten mutfağımı göstermiştim ama yine izlemeyenler için şöyle tekrar bir göstereyim. Burada buzdolabım var. Burada bulaşık makinem. Mutfağım da bu şekilde. Şimdi dolaplarımızın içlerine bakalım. Bu arada burada buzdolabımın üzerinde, kapıyı da kapattım bu arada, her gittiğimiz yerden magnet alıyoruz. Şöyle göstereyim. İşte Eskişehir, Bozcaada, Kastamonu falan. Her gittiğimiz yerden magnet alıyorum. Bu şekilde buzdolabının üstüne de yapıştırıyorum. Bu şekilde de buzdolabının üzerinde duruyorlar. Bu arada bunlar benim söz hediyeliklerim. Böyle plexi şeklinde Sena Uğurcan yazıyor. Böyle dört renkte plexiler yaptırmıştım. Şimdi öncelikle şuradaki dolabımdan başlayayım. Burası çok yüksek. Sizi bir dakika açayım, ondan sonra göstereyim. Bunun içerisinde şu kızartma makinem, arkada piknik setim, kek kalıplarım, bir tane de şu şekilde derin kasem var. Burasını kullanmıyorum, o yüzden kullanmadıklarımı buraya koydum. Şimdi buradan devam edelim. Şöyle ilk olarak şu dolabımı açalım. Şöyle 3 raf var burada. En üst katında içki bardaklarım var. İşte bira bardaklarım, şarap bardaklarım ve şurada rakı bardaklarım var. Onları çok kullanmadığım için en üste koydum. Bu rafta borcamlarım var. Karaca'nın bir kek kalıbı var. Şunu size göstereyim. İçi bu şekilde oldu. Yani çizildi. Karaca'nın birçok ürününden memnun değilim. Zaten şimdi gösterdikçe de anlatacağım. Bu şekilde bunun içerisi çizildi ama güzel kek yapıyor. O yüzden bunu tutuyorum. Burada saklama kaplarım. Kapakları turuncu. Arkada şu işte buzları koymak için. Bu şöyle bir salata kasesi. Bunu Migros'tan almıştım. Burada yine birçok kasem var. Şu arkada da var. Şu arkadaki siyahları da Migros'tan almıştım. Bunları da, bu ikisi de sanırım Migros. Bunları bir yerel züccaciyeden almıştım. Şöyle göstereyim böyle çerez koymak için. Şu ikisini de Madame Coco'dan almıştım. Burası da böyle. Burada da benim günlük ve misafirlik kahvaltı takımlarım var. Şöyle göstereyim. Bu kahvaltı takımımda Karaca. Karmeli beyazlı. Şurada 6 kişilik. Bunları sanırım başka bir yerden almıştım çerezlik sosluk olarak kullanabilmek için. Şöyle göstereyim bardakları da şu şekilde, fincanları. Burada 2 tane tuzluk vardı fakat ben bir tanesini kırdım. Bir tane kaldı. Burada yine Karaca'nın soslukları var. Şöyle göstereyim. Bir bu renk. Bir de şu renk. İki bu renk, iki bu renkten var. Ben bunları kahvaltılarda kullanıyorum. Zeytin falan koymak için, sos koymak için. Bunları dediğim gibi Karaca'dan aldım. Bunları da bir tane pazardan almıştım. Tekirdağ pazarıydı sanırım. Onları da göstereyim. Yine böyle ortaya sunulmuş gibi. İki tane bu modelden aldım. Şu diğerini de göstereyim. Diğeri de şu modelde. Bu biraz daha oval, bu da kare şeklinde. Yine bunları da kahvaltılarda falan kullanıyorum ortaya sunumluk olarak. Şöyle bunları da koyayım. Burada da günlük kahvaltı takımım var. Bu komşum bana, karşı komşum bir şey getirmişti. O yüzden burada... Sonra diğer evine gidince veremedim de bende kaldı. Gelmesini bekliyorum. Bunları da yine Migros'tan almıştım.
Şu şekilde iki mavi, iki de pembe aldım. Bu böyle pasta tabağı şeklinde, küçük biraz. Burada da servis tabakları var. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi iki mavi, iki pembe var. Şu an diğer pembe nerede bilmiyorum. Bulaşık makinesinde olabilir. Bir de şu desen var. Yine bunlar da küçük boy, iki tane. Bir de bunların büyükleri var. Bunların hepsini Migros'tan aldım arkadaşlar. Büyükleri bu şekil. Diğerlerinin büyükleri böyle aynı model yani. Bunları da günlük kahvaltı takımı olarak kullanıyorum. Yemekte koyuyorum. Her türlü kullanıyorum. Şunu da şöyle koyayım. Bu dolabım bu şekilde. Şimdi bu tarafa geçelim. Tabii ki de canlı görünüm olan yerlerde bardaklar var. Şöyle buradan başlayayım. Burada Love'ın kupları var. Benim neden her şeyim pembe hiç bilmiyorum. Yani pembeyi de o kadar seven bir insan değilim ama annem seviyor. O yüzden çeyizde bana böyle bol bol pembeler aldırdı. Şöyle göstereyim. Bunlara dondurma, tatlı. Yani her şeyi koyabiliyorum. Bir de şu arkada yine onu bir züccaciyeden almıştım. Instagram sayfamdan almıştım, pardon. Şöyle bir de bunun altları var. Hemen onu da göstereyim. Altlığı da bu şekilde. Tek başına da kullanabilirsiniz çerez falan koymak için. Böyle bunu da tek başına kullanabilirsiniz. Buraya çerez, buraya kabuklarını da koyabilirsiniz. Veya tatlı sunumlu olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık durmuyor. Bu şekilde. Bunları daha kullanmadım. Ya yeni aldım sayılmaz ama yani çok tatlı yapmadım o zamandan beri. Şöyle bunları da kaldıralım. Burada iki tane çay fincanım var. Ya fincan da değil de şöyle kulplu. Bunlar çok güzel, içmesi çok keyifli oluyor. Bunlardan iki tane aldım. Eşimle ikimiz de. Burada da bunu A101'den almıştım sanırım. Şöyle desenli çay bardağı, yine gold'lu. Alt tabağı da gold. Şöyle size göstereyim onu da. Burada. Bunları da günlük çay fincanı olarak kullanıyorum. Çay bardağı olarak kullanıyorum. Fincan mı bu? Şu şekilde. Gayet şık, gold'lu. Her zaman bunları kullanıyorum. Bunları da koyalım. Bunlarda çay içmek gerçekten çok keyifli oluyor. Bilmiyorum ama sanki tadı böyle bir farklı geliyor. Bunları da böyle koydum. Şimdi gelelim kahve fincanlarıma. Bu benim arkadaşımın ev hediyesi. Karaca'nın bir takımı. Soslukları bir çıkartayım, size de daha detaylı göstereyim. Şu şekilde, çok güzel değil mi? Şöyle bir tane tatlılığı, işte lokum falan koymak için bir şeyi var. Yine böyle tabağımla göstereyim size. Siyah, beyaz ve gold. Gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. Bunlara bayılıyorum. Bu iki kişilik. Şimdi ikimiz de yapıyorum bunlarda. Şunları da koyayım. Şöyle. Arkada yine Bumble'ın bir fincan takımı var. Bu da iki kişilik. Bu da ev hediyesi olarak geldi. Onu da göstereyim size. Şu şekilde. Bu da çok şık. Böyle. Bunu da yerine koyalım. Burada 6 kişilik mermer desenli fincan takımım var.
Bunları herkes çok beğeniyor. Ben bunları internetten aldım arkadaşlar. Bir Instagram sayfasından böyle değişik değişik renkleri var. Modelini de şöyle göstereyim. Mermer desenli. Dediğim gibi 6 kişilik genellikle bunları kullanıyorum. Şöyle çerezliklerim var. Bir tane cam. Bunun devamı nerede bilmiyorum. Bir de şöyle yine siyahlı beyazlı küçük. Bunlara sos falan da koyuyorum. Ya da kahvenin yanında sunumluk olarak da kullanıyorum. Burada kahve yanı bardaklarım var. Şu şekilde. Bundan 6 tane. Yine bunlardan da şöyle 6 tane. Ama genellikle bu kadar küçük bardaklar tercih edilmiyor. Yani direkt büyük bardaklardan veriyorum. O yüzden bunları pek kullanmıyorum aslında. Şimdi bu fincan takımıma geldik. Bunlarla Nescafe yapıyorum. Gördüğünüz gibi 3 rengi var. Kırmızı, sarı ve şöyle bir krem rengi. Şu altını da göstereyim size. Bunu ya Madame Coco'dan ya da English Home'dan almıştım. Şöyle bir takım yapayım, göstereyim. Bunlar da çok şık. Bunları da çok beğeniyorum. İşte çay koyuyorum. Yeşil çay, Nescafe. Her şey için bunu kullanıyorum. Şöyle yerine koyalım. Ben hep Madame Coco ile English Home'u karıştırıyorum arkadaşlar. Hangisi hangisi? Ve ikisinden biri. Ama şu an yok sanırım. Çünkü kardeşim de bakıyordu. Ama sanırım kalmamış. Bunun Migros'ta Türk kahve fincanlığı var. Küçük olarak. Ama bunlar çok şık. Şöyle tekrar göstereyim. Şimdi üste bakalım nasıl çizilmiş. Evet, benim tencerelerimin hepsi böyle çizik. Bu Karaca'dan aldıklarım. Bunlar Karaca değil bu arada ama Karaca'dan aldıklarımı da göreceksiniz. Neden böyle oluyor hiçbir fikrim yok. Daha yeni evli sayılırım ama böyle oluyor. Burada çelik, küçük çelik tencerelerim yemek koymak için. Bunları Migros'tan almıştım. Burada yine böyle sosluk falan, yine kalan yemekleri koymak için. Burada krep tavam var, burada da normal büyük tavam var. Burada şöyle göstereyim, dondurma kuplarım var. Burada Karaca'nın bir pasta seti var, hemen size onu göstereyim. Sandalyeye çıktım arkadaşlar, size daha net gösterebilmek için. Bunlar Algida'nın bardakları. Şöyle dondurma falan koymak için. Bunlar kaselerimiz. Bu da Karaca'nın pasta seti. Şöyle, şimdi bundan da hiç memnun değilim. Çünkü neden? Hep içleri soyuldu arkadaşlar. Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şu şekilde. Ki ben bunları ilk önce elde yıkıyordum. Elde soyulmaya başladı. Sonra dedim ki madem soyuluyor makineye atayım. Yani bu şekil oldu. Hiç memnun kalmadım. Şöyle bir meyveliği var. Ama yani bunların fiyatları uygun. Yani ben indirime denk geldim Karaca'da. İndirimden aldım ama kesinlikle hepsi soyuldu. Bütün tabaklarım soyuldu. Hiç memnun değilim bunlardan da. Yani çeyiz yapacaklar için... Ay bir dakika. Çeyiz yapacaklar için gerçekten memnun olsun. Çünkü bunlardan hala var sanırım, satılıyor. O yüzden aklınızda bulunsun. Burası da bu şekilde. Hemen böyle yan taraftan devam edeyim. İlk önce şu üstü göstereyim çünkü gösterecek pek bir şey yok. Burada günlük kullandığım tencere takımım var. Bunu kayınvalidem almıştı. Günlük takımlarımın hepsini kayınvalidem aldı benim. Bunlar da böyle krem yeşil kutlu. Gayet güzel. Bunları günlük olarak kullanıyorum. Kapatalım şöyle. Altına geçelim. Camlı bölme. Yine tabii ki de bardak kısmı. Şimdi buradan başlayalım. Bunlar böyle siyah su bardakları. Bunları nereden aldığımı bilmiyorum. Bunlar Migros'tan. Şöyle yuvarlak. Şu kupalarımı bir çekeyim. Çünkü yer kalmadığı için buraya koydum. Bunun devamı da makinede zaten. Şu bardakların. Bunlar da yine pembe. Niye bu kadar pembe hiç bilmiyorum. Şu an anlatırken fark ettim gerçekten. Şöyle bunlar da Migros'tan. Bir de
Bunlar da var. Bunlar da Migros'tan. Oy. Şöyle koyayım. Şöyle bir kapağımız var. Bunu Trendyol'dan almıştım daha evlenmeden önce. Sena Uğurcan. Bu kupamı çok seviyorum. Şöyle koyayım. Bu kupamı da Migros'tan almıştım. Bunun aslında siyahı vardı. Onu alacaktım ama kalmamıştı. O yüzden şöyle beyazını aldım. Bu da burada kalsın. Şöyle üst tarafa geçtiğimizde böyle ananaslı çok tatlı bardaklarım var. Bunları A101'den almıştı yengem. Bunun böyle su koymak için ne? Sürahi. Sürahisi de var bunun. Çok tatlı ananaslı. Bunları çok beğeniyorum. Bunlar da yine Migros'tan. Herkeste vardır zaten bunlardan. Hepsinden 6'şer tane var bu arada arkadaşlar. Bu eşimin kupası. Ne kadar BMW hastası olduğunu biliyorsunuzdur artık videolardan. Şöyle bir tane eşimin kupası var. Şöyle iki tane. Yine bunun aslında üstünde yıldızları vardı ama tabii ki de çıktı. Makinede yıkaya yıkaya. Şöyle iki tane büyük kupamız var. Şunu da koyayım. Şurada ev hediyesi var arkadaşlarım yine. Şöyle iki tane bardak, bir de bunun böyle pasta tabağı var. Büyük. Onlardan getirmişler. Siyah beyaz tam sevdiğim gibi. Bunu Karaca'dan yine arkadaşım hediye etti. Şöyle ama yine bakın Karaca. Yine böyle bir soyulmalar, bir şeyler. Şöyle daha net göstereyim. Çok güzel ama dediğim gibi bu da soyuluyor. Şöyle pembe bir kupam var. Bunu Amsterdam'dan almıştım. Şu şekilde. Rengi çok güzel. Bir de böyle Kemal Atatürk imzalı en sevdiğimiz bardaklarımız Uğurcan'la ikimizin. Biri siyah kulplu, biri kırmızı kulplu. Yani sürekli bunlarla bir şeyler içiyoruz aslında. Bunları da Migros'tan almıştım. Hala da var. Bunu da şöyle koyalım. Burası da bu şekildeydi. Şimdi yan tarafa geçelim. Şöyle yan tarafa geldiğimizde burada çelik tencerelerim var. Şu tencerelerin halini görüyor musunuz? Şimdi size daha yakından göstereceğim. Bunların hepsi Karaca'dan arkadaşlar. Normalde ben de chase paketi şeklinde aldım. Hani paket şeklinde aldım. Ama ben bunu beğendiğim için yani kulpları gold rengindeydi. Ama görüyorsunuz ne goldluğu kaldı ne bir şey. Bunlara ek üzerine para vererek değiştirmiştim içindeki tencerelerle. Onları istemedim. Biraz daha para verip bunları aldım. Ama şimdi size gerçekten rezillik demek istiyorum. Göstereceğim. Şu sudakilerini görüyor musunuz? Şu. Bu düdüklü tencere sadece bir kere kullanıldı. Ve şu hale bakın. Gerçekten çok kötü. İzler, her şey var. Bu da aynı şekilde. Bu da bir kere falan kullanıldı. Yine aynı şekilde. Bunun gördüğünüz gibi kulpları artık gold değil, bu şekilde oldu. Yani hiç anlamıyorum gerçekten nasıl oluyor. Yani Karaca iyi marka diyoruz. Gerçekten normal markalara göre de biraz fiyat farkı oluyor. Ona rağmen şu olanlara bakar mısınız? Yine gördüğünüz gibi kulplara bakın arkadaşlar. Gri oldu. Benim fazla para verip bunu seçmemin sebebi... Ambulans geçiyor. Kulplarının ve şu kapak şeylerinin gold olmasıydı. Ama gold'a dair hiçbir şey yok. Şimdi size bunu göstereceğim. Bakın. Ben bunu daha bu ilk yıkamada böyle oldu. Kapağı kapandı. Bakın. Kapak oturmuyor. Bakın. Hiçbir şekilde şuradan göstereyim. Burası açık kalıyor. Burası kapanıyor. Böyle yaptığında burası kapanıyor orası. Şuraya bakar mısınız? Gerçekten yazık. Sana verdiğim paralara yazık Karaca. Yani gold diye bir şey yok. Hep su izleri, su lekeleri. Gerçekten çok kötü. Evet, kötülerden devam ediyoruz. Şuraya bakar mısınız ya? Bu nedir? Bu nedir?
normal tencerelere göre arkadaşlar bunların fiyatları bayağı bir yüksekti. Yani bunları alanlarınız veya görenleriniz zaten vardır. Bunlara yani bir iki kat falan para verip şu seti aldım. Yine Karaca. Normalde benim zaten günlük tencere takımım var. Göstermiştim, kayınvalidemin aldı. Bunları neredeyse hiç kullanmıyorum. Yani toplasanız 4-5 kere falan kullanmışımdır. Ve şimdi size şu gelen hali göstereyim. Görüyor musunuz? Gerçekten gördükçe sinirleniyorum. Bu da Karaca. Hatta bunun da bir yerlerinde falan vardı. Bakın gene şuraları böyle. Ki ben bunları 1 saatlik programda yıkıyorum. Normalde 3,5 saatlik program var ama hiçbir şekilde 3,5 saatte yıkamıyorum. 1 saatte yıkıyorum ve görüyorsunuz. Hayır, tencereler gerçekten güzel. Güzel yemek pişiriyor, lezzetli. Ona hiç diyeceğim bir şey yok. Şöyle içlerinde göstereyim hatta. İçlerde falan da sıkıntı yok ama bu dışındaki boyalar bu şekilde. Yine bunlardan da hiç memnun kalmadım. Yine çeyiz alacaklara öneri olsun. Şimdi burada küçük bir dolabımız var. Burada ne vardı ya? Burayı ben bile unuttum. Ha, burada böyle yarım kalan şeyleri falan koymuştum. Az kalanları, bunları şey kavanozlara koyacağım. İnşallah daha vakit olmadı. Şurada küçük bir kapağımız var. Yine bu da Karaca'dan. Şöyle göstereyim. Bunu buraya koydum. Her çeşit işte şeylerden var. Çok gereksiz. Bence alınmaması gereken bir şey. Şöyle altta da kürdanımız, demliğimiz de yine bu Karaca'nın cezve seti var. Yine onlar da böyle su lekesi içinde. Bunları siliyorum arkadaşlar bu arada ama hiçbir şey fayda etmiyor. İşte su lekesi silince geçer falan demeyin, geçmiyor. Bendekiler geçmiyor. Herkes denedi. Evet, üst raflarımızı bu şekilde bitirdik. Şimdi geçelim alt raflarımıza. Şimdi buradan devam edelim. Şurayı açtığımızda burada böyle arkada folyolar, işte buzlu poşeti, yağlı kağıt falan var, Nescafe diyeyim, işte tavuk, tabletler, sakız, çay, o tarz şeyler. Burada da gene böyle boş olan ürünlerimi koydum. Bir de şekerimiz var. Şöyle kapatayım şu alt rafta. Burası ıvır zıvır dolabı. Ah, bir sürü şey var. Kapatalım. Şimdi buraya geçelim. Burada tüpümüz var ama tüp kullanılmıyor artık. Normal yağımız, zeytinyağımız, sadece ikisini öyle koyuyorum. Buraya geldiğimizde şöyle burada kaşıklık çekmecem var. Burası çok dolu çünkü başka bir yerim yok. O yüzden bunlar da Karaca'nın bir çatal kaşık seti. Şöyle düz model seçtim günlük olarak. Şöyle göstereyim. Tahta kaşıklarım falan hepsi burada. Burada makas, oklava, işte sarımsak. Doğrayıcım o. Rendeli, sarımsak rendesi. Burada bıçaklarım var. Böyle bir tane de kaşıklarımı koymak için beyaz bir tane kaşıklığım var. Hepsini buraya sığdırdım mecburen. Dediğim gibi başka yerim yok. Bunu da kapatalım. Şimdi ikinci çekmecemize geçelim. Evet, yine bir Karaca vakası. Şimdi size gösteriyorum arkadaşlar. Bunun her rengi var. Bugünlük yemek takımı olarak geçiyor. Bendeki siyah rengi. Çorba kasesi var. Şöyle çukur tabağı var. Yemekler için. Bunlar tatlı tabakları, düz. Bu da büyük servis tabakları. Şimdi bakayım. Evet. Göstereyim. Bütün tabaklarımın içerisi çatlak arkadaşlar. Bakın. Yakından göstereyim. Bakın. Alt tarafa koyduğum için. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yine bunlar da makinede oldu. Dediğim gibi 1 saatlik programda oldu bunlar. Yani aklınızda bulunsun. Böyle tabaklarım çatladı. Yine bunları da kayınvalidem almıştı Karaca'da.
günlük takımım olduğu için. Bunlar da böyle siyah, çok güzel, modelini çok beğeniyorum ama dediğim gibi içleri falan hiç hoş olmadı yani, hep çatladı. Burası da bu şekilde. Şimdi alt çekmecemize geçelim. Burada da şöyle havlularım var. Mutfak havlularım, sarı bezlerim. Yani her zaman kullandığım şeyler, çöp poşetleri. Bunlar da bu şekilde. Şu dolapta boş kavanozları falan var. Onu göstermiyorum. Burası mutfak altı dolabı. Şöyle göstereyim. Burada böyle temizlik malzemelerim. İşte bulaşık feyri, bulaşık yıkamak için. Tablet, makine tuzu. Yani domestoslarım falan burada. Orada 3 tane de tepsim var. Aslında tepsilerin yeri o değil ama, orası değil ama orada kalmışlar. Şöyle kapatayım. Tabii ki de lavabo altında, yani temizlik ürünleri olmalıydı. Burada bulaşık makinem var. Ve son olarak bu dolap kaldı. Hemen bunu da göstereyim. Burası biraz işte plastik ürünler falan var. Evet, şimdi yine bir şuradan Karaca'nın standlı, çok net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama, bıçak seti var böyle. Arkadaşlar hiç güzel değil. Bütün bıçaklarım kırıldı. Daha 2 aylık evliydik. Bütün bıçaklar elimizde kaldı. Yani kaçta 5-6 tane falan varken şu an 2 tane mi falan, 2 ya da 3 tane bıçağımız kaldı. Hiç güzel kesmiyorlar, köreldiler ve hepsi kırıldı. Onu da söyleyeyim, yine o da Karaca. Burada sürahimiz var. Burada yine Karaca'nın Rondo serisinden bir Rondo mu ne bu? Ondan var. Daha hiç kullanmadım. Hiç gerek duymuyorum. Burada yine Karaca'nın Türk kahve makinesi var. Bundan gerçekten memnunum. Çok güzel yapıyor. Burada yine plastik ürünlerim. Burada bir tane büyük borcamım var. Arkada kesme tahtam var. Şöyle soğan doğrayıcım var. Bu çok kurtarıcı bir ürün. Eğer elinizde yoksa kesinlikle alın. Her şeyi bununla geçiriyorum yani. Burada ya bu Madame Coco'nun ya da English Home'un şeyi var. Rendesi var, hazneli. Bu da çok kolay oluyor. Şöyle alta geçersek yine burada plastik ürünlerimiz var. Şurada bir demliğimiz var. Burada saklama kaplarım. Burada yine Karaca'nın Rose Gold serisi el rondoları falan var. Şöyle çöp ütüsü falan. Bunlardan da memnunum. Burada da bu şekilde kaplarım var. İşte hamur yoğurmak için falan, kek çırpmak için. Bu annemin en son aldığı Arda Türkmen'in şeyleri, borcamları. Burada da bir tane başucu sürahim var. Bu dolapta bu şekilde. Şimdi tezgahın üzerindekileri göstereyim. Zaten çok az bir şey var. Bu Vestel'in Mix Go'su. Bununla her gün smoothie yapıyoruz arkadaşlar. Havada sıcak olduğu için böyle soğuk süt, soğuk yoğurt, işte meyveleri koyup yulaf falan, bunlarla karışım yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir ürün. Hatta kardeşimin çeyizine de aldım. Bunu her zaman kullanıyoruz. O yüzden elimizin altında olması için bu şekilde burada duruyor. Burada ocağımız var. Burada işte kaşık koymak için bir ürünümüz var. Böyle. Burada da yine Karaca'nın Rose Gold serisinden kahve yapacaktım, kendime su koydum. Dedim önce video çekeyim, ondan sonra içerim. Bir çaycısı var. Bundan da gayet memnunum. Hiçbir sıkıntısı yok. Güzel de çay demliyor. Böyle. Burada sosluklarım var. Şöyle size göstereyim. Burada öncelikle bir peçeteliğim var. Bu şekilde. Metal rengiyle. Burada Karaca'nın tuzlu karabiberliği var. Burada büyük, işte bu küçük boyu, bu orta boyu, bir tane de şöyle, bununla daha bir şey koymadım. Şöyle büyük boy, saklama kapları var. Bunlar da gerçekten güzel. Şöyle yağ damlası sirkeliği var. Şu kenara alayım. Burada da bu siyah takımı ben internetten almıştım. Instagram sayfasına işte kahve, şeker, çay falan koymak için 3 tane aynı boy ürünü var. Burada da böyle baharatlıklarımız var. Sürekli kullandığımız için o yüzden onlar orada kalmış. Bu şekilde tezgahımın üstü de. Şöyle tekrar göstereyim.
vereyim. Öyle. Evet arkadaşlar, mutfak turumuz bitti. Gördüğünüz gibi çeyizimin neredeyse hepsi Karaca olduğu için hani Karaca'nın üzerinden gittim. Çünkü başka bir markanın ürünleri elimde yok. Memnun olduğum ürünler de var, olmadığım ürünler de var. Bir tek bende mi böyle oluyor onu da bilmiyorum. Eğer sizin de böyle şikayetleriniz varsa, yani sizin de böyle olduysa aşağı yorum olarak bırakırsanız en azından tek benim mi oluyor merak ediyorum, onu görmüş olurum. Bu şekildeydi videom. Videomu beğendiyseniz beğenmeye basmayı, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.